Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özden Güngör bizimle birlikte. Özden Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Taner Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet Özden Bey, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Buğday ton başına 1350 liradan sert ekmeklik buğday, arpa da 1100 liradan alınacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da göz önüne aldığımızda fiyatları nasıl okumak gerekir sizce? Evet, çok teşekkür ederim Taner Bey. Konuşmama başlamadan önce tüm Çiftçi TV izleyicilerine Ziraat Mühendisler Odası adına saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İnanın hiç sevmediğim bir lafı söyleyeceğim. Biz söylemiştik lafını, hiç beğenmiyorum ama biz hem buğdayda hem nohut, mercimekte, soğanda, patateste biz bir yıl önceden, yani hasatlar yapılmadan önce fiyatları sitemizde yayınlıyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllarda fiyatların ne olabileceğini, ekim alanların ne olduğunu, üretimin ne olduğunu biz bunları raporlarımızda belirtiyorduk. Buğday için de 2018 yılında ekim alanlarının daralması, girdi maliyetleri, verilen teşvikler, doğal afetler, buğday hastalıkları nedeniyle verim ve kalitede düşüklük olduğunu söyledik. Ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak 2018'de buğday üretiminin 20 milyon ton civarında olacağını söylemiştik. Ve nitekim de TÜİK 2018 verilerini açıkladığında 20 milyon ton olarak söyledi. Şimdi biliyorsunuz buğday ekimleri Eylül ayında başlar, yaklaşık Aralık sonuna kadar devam eder. Evet. Buğday hasatları da Mayıs ayının 15'inden itibaren başlar, Haziran'ın sonuna kadar buğday hasatları biter. Biz 81 ilde örgütlü bir meslek örgütüyüz. Buradan aldığımız verilere göre buğday maliyet hesaplamasında buğday alanlarında bir dekar buğday maliyetine kuru artı sulu, yani biliyorsunuz iyi tarlalar var, böyle kıraç evet. yerlerde ekilen buğdaylar var. Ortalama maliyetini 405 lira olarak bulduk. Ortalama verim ise yaklaşık 270 kilogram civarında olacağını tahmin ediyoruz. Eğer maliyeti 405 lirayı 270 kilograma bölecek olursak bu şartlarda 1 kilogram buğday maliyetinin 1,5 lira olması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 1350 lira fiyatın üzerinde olan bir maliyet bu. Doğru. Yani 1 kilogram buğdayın maliyeti 1,5 lira. 1,5 lira. Ton o zaman 1500 liraya denk geliyor. Evet. 1500 liraya denk geliyor. Evet. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 129 artışla ton başına 1300 lira rakamı bu bizim bulduğumuz rakamın son derece gerisindedir. Tabii bu 1,5 lira, 1 kilogram buğdayın maliyeti 1,5 lira ama bulunan rakamın üzerine %20 üretici karı ilave edildiğinde olması gereken 1 kilogram buğdayın fiyatı 1,8 olması gerekmektedir. Yani verilen fiyatlar maalesef girdilere yapılan artışın gerisinde kalmıştır Taner Bey. Bakın ben bir size izin verirseniz buğday ve arpada ekilen alan ve üretim miktarlarını söyleyeyim. Lütfen buyurun. Fazla buyurun. Uzatmayın, geriye gitmeyin. 2017 yılında 76.7 milyon dekar buğdayımız varmış. Ekim yapmışız. 21,5 milyon ton buğday üretmişiz. 2018'de yaklaşık 73 milyon dekara düşmüş. 20 milyon ton üretmişiz. 2019'da da bizim beklentimiz Ziraat Mühendisler Odası olarak ekilen alan 70,5 milyon dekar, üretim de yaklaşık 19 ile 19.3 milyon ton civarında olacağını bekliyoruz. Evet. Arpada ise 2017'de yaklaşık 24 milyon dekar, üretim 7.1 milyon ton, 2018'de 26 milyon dekar, üretim 7 milyon ton, 2019'da da çok özür dilerim, biraz rahatsız olduğum için. Geçmiş olsun, rica ederim, buyurun. Rica ederim, buyurun. Evet, ekilen alan 2019'da 27 milyon dekar, beklentimiz de 7.3 milyon ton. Şimdi
2017 yılının ortalama fiyatıyla karşılaştırıldığında 2018 yılında mazotun fiyatı %24 artmış. En yaygın kullanılan üre gübresinin fiyatı %70 ve DAP gübresinin fiyatı da %63 oranında artış söz konusu olmuş. 2018 yılında 1300 lira tonu 1300 lira olan gübre 2019 yılında 2000 lira olmuş. Geçen sene bir ton buğday karşılığında 807 kilo üre satın alabilen üreticinin bu sene açıklanan fiyatla bir ton buğdayla 675 kilogram üre satın alabilme durumu vardır. Odamız tarafından geçen yıl tespit edilen buğday fiyatı 1.3 TL olarak söylemiştik. Bir kilogramın şeyine fiyatının olması gereken rakamı. Daha sonra yapılan buğday ithalatına baktığımızda biz maalesef kilogramı 1.5 liradan buğday ithal ettik. Tarım üreticileri buğdayın sonraki tarımsal faaliyetlere finans oluşturması ve stratejik önemi açısından buğday üretiminden para kazanmak mecburiyeti vardır, zorundadır. Doğru. Aksi durumda üreticiler kırsalı terk edip kentlerin varışı olmaya, vasıfsız işçi kitleleri oluşturmaya devam edecektir. Tarım ilaçları 2017 yılına göre 2018 yılında %50 ile 80 arasında artış gösterdi. Bakın 2 Mayıs'ta, ki Cumhurbaşkanı 2 Mayıs'ta açıkladı bunu. Evet. Dolar kuru 2 Mayıs 2018'de dolar kuru 4 liraydı. 2019 bugün yani 6 bugün 7 herhalde 7 Mayıs. 7 Mayıs. Evet. Dolar kuru 6 lirayı geçti. 6.16 yani şu an, evet. Doğru. Artış şu anda %38'leri buldu. Yani verilen fiyatlar cildilere yapılan artışın gerisinde kalmıştı. Bu fiyatlar üreticileri memnun etmekten uzaktır. Türkiye'de bakın şeyi söylüyorum size. 2000 yılında 92 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırken 2017 yılında 77 milyon dekar alana düştü. 2000 ve 2017 yılının sonuna kadar da biz 49 milyon ton buğday ithal ettik. Karşılığında 13 milyar dolar para ödedik. 2018 yılında bugüne kadar 6 milyon ton buğday ithal ettik. 1.3 milyar dolar para ödedik. Yani 18,5 yılda 55 milyon ton buğday ithalatı yaptık. Karşılığında 14.3 milyar dolar para ödedik. Başka ülkelerin refahı için. Bu yazık değil mi? Doğru. Bu doğru bir şey değil. Bakın ağırlıklı olarak da ithal ettiğimiz buğdayların %78'ini Rusya'dan almışız. Ukrayna ve Kazakistan'dan aldığımız da diğer ülkeler. Ve bunlara tona neresinden bakarsan bak 210 dolar para ödedik. 210 dolar, 220 dolar civarında para ödedik. Sonuç olarak bizim önerilerimiz, Ziraat Mühendisleri Odası olarak önerilerimiz. Bakın nüfusumuz her geçen yıl artıyor. 2016 yılında 79 milyon kişiydik. 2018 yılında 82 milyon kişiye ulaştık. Evet. Bakın Suriyelileri saymıyorum. 2023 yılında 86 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla artan nüfusun beslenmesi için buğday ekim alanlarının acilen arttırılması lazım. Şart bu. Üreticiye para kazandırılması lazım. Biz ancak 21 milyon ton her yıl buğday üretirsek bu insanları doyurabiliriz. Aksi halde sürekli ithalat yapmak zorunda kalırız. Buğday alım fiyatları belirlenirken maliyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şarttır. Buğday fiyatlarındaki artış kimyasal gübre ve mazot gibi temel girdi fiyatlarının gerisinde kaldığında buğday üretimi çiftçiye geri getirememektedir. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kazanç elde edemeyen çiftçi üretimden maalesef vazgeçmiştir. Kırsal nüfus azalmıştır hepimizin bildiği gibi. Evet. 2010 yılında köy nüfusu %23.7 iken 2018 yılında yaklaşık %7.5 olmuş.
Buğdaya yapılan desteklemeler yetersizdir. Mutlaka bu desteklerin arttırılması lazımdır. 200 lira ton başına bir ödeme verileceği söylendi Özden Bey. Sizin de bilginiz vardır mazot ve gübre desteği olarak ton başına. Bu yetersiz mi sizce? Yani bakın doların artması demek. Bakın bugün 6 lirayı geçti diyor. Evet, 6.16 şu anda. Dolar kuru şu an 6 lira 16 kuruş. Bu ne demektir? Bakın çünkü biz mazotu, gübreyi, ilacı her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Bunun doların yükselmesi demek otomatikman bunların fiyatlarının yükselmesi demektir. Bakın yem şeyini söylüyorum. Arpa fiyatları 1400 lira oldu tonu. Hemen yem sanayicileri derhal zam yaptılar. %10'luk bir zam yaptılar. Anında aynı gün. Evet. Dolayısıyla gübreler, zirai mücadele ilaçları, mazot bakın yarın bir gün derhal zamlanır. Hiç beklemezler. Onun için bu 200 lira rakamı bugün için iyi gibi görünebilir. Ama doların ve euronun sürekli yükselmesi otomatikman bu girdilere zam olacağı manasına gelmektedir. Hükümetin bunu iyice izlemesi lazım ve desteklemelerini buna göre vermesi lazım. Yani bir kere bu girdi maliyetlerine eğer hükümet buğday ekim alanını arttırmak istiyorsa bir kere bu girdi maliyetlerindeki KDV, ÖTV gibi rakamları düşürmesi lazım. Yani bugün yatlarda, gemilerde yani biliyorsunuz şey oranı yok. Evet çok ucuza alıyorlar onlar. Doğru. Çok ucuzlar. Ya bunu çiftçimize de üreten bir çiftçimize de versinler. Peki niye yapılmıyor yani, sizce? Özden Bey anlayamıyorum yani. Neden çiftçilere ucuza mazot verilmiyor sizce? Yani yatı olana işte öyle lüks için çok ucuza 1,5 ya da bilemediniz en fazla 2 liraya verilen mazot. Çiftçiye gelince niye 6,5 liradan satılıyor sizce? Vallahi ben de aynı soruyu soruyorum. Yani üreten bir ülke bakın. Bugün yatta katta evet yatta belki yat demeyelim de gemilerde belki ihracat yapılıyor, mal getiriliyor ama. Ona sözümüz yok doğru. Üretici üretiyor. Doğru. Üretiyor yani. Dolayısıyla bu söylediğinizi ben de hükümete soruyorum. Niye böyle bir uygulama yapılmıyor? Akıl alacak gibi değil. Üçüncüsü bir kere ithalata son verilmesi lazım. Yani ithalat söylemleri özellikle ürün hasat sezonlarında piyasaları olumsuz yönde etkilemekte. Maalesef. Ürün fiyatlarının düşmesine yol açmakta. Çiftçi üretimden soğumakta, hatta üretimden vazgeçmektedir. Görüyoruz vazgeçiyor çiftçi. Söyledik 2018 yılının sonunda. Buğday ekim alanları %20 düşer dedik. Nitekim de %20 oranda düştü. Bir miktar arpa arttı. Evet. Nadas alanlarının azaltılması lazım. Mutlaka. Nadas'a bırakılan alanların azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye'de büyük kısmı İç Anadolu'da ve Giçit bölgelerinde olmak üzere 4,5 milyon hektar civarında nadas alanı bulunmaktadır. Tarım potansiyelinin önünde en büyük engel bu potansiyelin kullanılmıyor olmasıdır. Bir kere bu şart, nadas alanlarını değerlendirmemiz gerekir. Halbuki hükümetin programında vardı bu ama uygulanmıyor, işletilmiyor. Evet. Peki. Ayrıca lisanslı depoculuğun geliştirilmesi lazım. Doğru, evet. Bu da özellikle çok lisanslı, açıklanan bir konu. Lisanslı depoculuk faaliyetlerinden birçok üretici haberdar bile değil. Ya da yanlış bilgiye sahip. Sistemin geliştirilmesi için öncelikli olarak desteklemelerin yanında sahada tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin olarak yapılması lazım. Buğdayda kalite parametrelerine göre alım ve buna göre depolama konusunda hızlı analiz yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmalarının mutlaka yapılması lazım. Ve son olarak bizim yani söyleyeceğimiz piyasa düzenleyici kurumlarının aktif olarak görev alması lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi ve tarım ürünleri piyasalarının düzenleyici diğer kurumlar üreticilerin çıkarlarını koruyacak, üretimin devamlılığını sağlayacak şekilde aktif hale getirilmeli. Ürün pazarlaması, gizli temini ve işlenmesi konularında faaliyet gösteren kamu kurumları birden oluşturulmalıdır. Üreticilerin kooperatif örgütlenmesi mutlaka teşvik edilmelidir. İthalata değil, üretimi hedefleyen, küçük ölçekli aile işletmelerini destekleyen, sürdürülebilir ve planlı bir tarım üretim politikası
uygulanmalıdır. Bunları söylüyoruz. Dilimizde ot bitti. Fakat bir bakıyoruz ki Milli Tarım Projesi çıkmış. Evet, onu soracaktım. Tarımda Milli Birlik Projesi'niz de... Bu üretimi, planlamasını büyük şirketlere devrediliyor. Yani tarım alt üst ediliyor. Çok büyük, biz bunlara itiraz ettik. Nitekim de bunu şimdilik Eylül ayına kadar durdurdular. Yapılacak şey, bakın tekrar söylüyorum, tarımla ilgili konusunda bütün sektör bileşenlerinin bir araya getirilmesi lazım. Tarımımızı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. İşbirliği yapmamız lazım. Bu ülke bizim, üretmemiz lazım. Çiftçiyi desteklememiz lazım. Bu girdi maliyetlerini düşünmemiz lazım. Başka türlü eğer biz üretmezsek yarın, bakın bu fiyatlarda düşme söz konusu olamaz. Dışarıya bağımlı bir ülke oluruz. Evet. Nitekim de bugün birçok ürünü, üzülerek söylüyorum, samana kadar birçok ürünü biz dışarıdan ithal ediyoruz. Bu ayıp bize gerçekten yeter. Doğru. Üreticiyi destekle, tarım alanlarını koru, dere alanlarını koru, ithalata son ver. Bakın söyleyeyim, ithalata son ver. Yani üretici destekin de, üretici otomatikman üretir, para kazanır. Üretici para kazanmıyor. Para kazanmayınca niye üretsin? Bir insan maliyetine çalışır mı? Mümkün değil, mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla üretmiyor. Evet. Biz söylüyoruz, buğday üreticisi eğer desteklenmediği takdirde buğdaydan kaçar dedik. Bakın Özlem Bey, yıl söylüyoruz. Burada sizin söylediklerinizi doğrular türde mesajlar var. Onları da hemen paylaşayım sizinle. Bakın Urfa'dan gelmiş bir mesaj. Mehmet Ok demiş ki her sene 25 bin dönüm arpa buğday ekiliyordu. Bu yıl toplam 10 bin dönüm ekili alan var demiş. Şanlıurfa için yine Gaziantep, Diyarbakır ve Manisa'dan da mesajlar var. Bu yıl %90 daralma söz konusu demiş buğday ve arpa ekim alanlarında. Yani görünen o ki maliyet arttıkça, çiftçi para kazanamadıkça buğday arpa tarımı uzaklaşıyor giderek. Aynen öyle. Yani para kazanmazsa çiftçi eker mi? Yani evet. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün çiftçi değil. Bir taraftan gizli maliyetlerle uğraşıyor. Bakın bir taraftan küresel iklim değişikliği nedeniyle hava şartlarıyla uğraşıyor. Yani çiftçi Allah'tan gerçekten Allah yardımcısı olsun. Bir taraftan hava şartları, bir taraftan gizli maliyetleri, bir taraftan banka borçları. Yani çiftçi bunlarla şey yapıyor. Atatürk çiftçi, üretici, çiftçi bu milletin efendisidir diyor. Tamam da efendilik söz konusu maalesef şu anda o kavrama ben söyleyemiyorum. Üretici gerçekten yerlerde sürünüyor. Devletin bunu görmesi lazım. Böyle göğsü gere gere işte biz 1340 lira verdik veyahut da şu kadar bu arpaya 100 lira verdik ibaresi gizli maliyetlerini düşündüğümüzde gerçekçi rakamlar değiller. Yani bir de bu söyledikleri rakamı almıyorlar. Üreticiler daha iyi bilir. Orada 1340 lira dediği kaliteli buğdaydan bahsediyor. Evet. Sert ekmeklik yani, buğday. Doğru. Tabii yani götürüp de eğer bunu Toprak Master ofisine veya işte tüccara sattığında bunun çok çok altında satıyor. Çok altında satıyor. Dolayısıyla eline para geçmiyor. Yani bu rakam üreticinin eline geçen rakam değil. Dolayısıyla hükümetin bu işi bilenlerin bunları gayet iyi irdelemesi lazım. Eğer biz her yıl 21 milyon ton ki Suriyelileri saymıyorum bakın. 21 milyon ton buğday üretmezsek sürekli dışarıdan ithalat yapmak zorunda kalırız. Dışarıdan ithalatı da elimizi kolumuzu yarın sallayarak bunları getirtemeyiz. Evet. Bakın ton fiyatları belli. Yani bunlara dünyanın parasını ödüyoruz. 210 dolarlar, 220 tonunu söylüyorum. 220, 240 dolara kadar olan buğdaylar var. Doğru. Yani dolayısıyla bunlara hiç gerek yok. Tarım alanlarımızı koruyalım. Hatta bazı tarım alanlarını sulamaya açılabilen yerlerimizi sulamaya kavuşturalım. Buralarda ekim yapalım. Biz niye dışarıdan mısır getirtelim? Biz niye dışarıdan soya getirtelim? Biz niye dışarıdan buğday getirtelim? Ya et fiyatları sürekli yüksek. Bakın meralarını koru bir kere. Her şeyden önce meralarını koru. Koru ki et fiyatları düşsün. Üretimi geliştir. Dediğim gibi hem hayvansal hayvan üreticilerine hem bitkisel üretim üreticilerine destekle. Bu kadar doğru bir şey değil yani bu. Desteklersen üretici eker.
Niye bu sene arpaya, arpa üreticisi arpayı seçti buğday yerine? Ben arpadan tahmin ediyorum biraz daha fazla para kazanırım düşüncesiyle arpaya yöneldi. Bakın arpayla yani ilgili... Arpa'yla ilgili de şöyle bir mesaj var. Çiftçilerin genelinden gelen mesajı paylaşıyorum. Bizden alıyorlar 1100 liraya ama biz alırken en az 2000 liraya kadar çıkabiliyor arpanın tonu. Ya da 1500-1600'e satın almak durumunda kalıyoruz. Yani çiftçi ikilemde kalmış. 1100'e satıyorum, 1600'e satın alıyorum. Nasıl oluyor bu iş diye sormadan edemiyor. Yani, kim kazanıyor onu sorun üreticimize. Yani bu şartlarda kim kazanıyor? Bakın denetleme denen bir mekanizma var. Yani evet. Üretici 1100 liradan arpasını satacak, 1600 lira veya 2000 liradan arpayı geri alacak. Bu akıl işi değil, mantık işi değil. Burada kazanan kesimin iyi izlenmesi lazım. Yani kim kazanıyor burada? Üretici kaybediyor. Kim kazanıyor burada? Burada sermaye kazanıyor. Bunu da devletin denetlemesiyle bunların ortadan kaldırılması lazım. Denetleme mekanizmalarının olması lazım. Akıl işi mi bu? Ben arpamı 1100 liradan satayım, döneyim hayvanlarım için veya ihtiyacım için ben onları 1600 liradan, 1800 liradan hatta 2000 liradan geri alayım. Ya bu akıl işi değil. Bu mantık işi değil. Burada kazançlı olan sermaye kesimi. Biz özellikle şunu söylüyoruz Taner Bey. Devletin, bakın devlet sermaye yanında değil, üreticinin yanında olmalı. Biz evet. Bugüne kadar gözlemlerimiz maalesef bu iktidarın, bu bakanlığın sürekli sermayenin sözlerini dinlediği ve sermayenin yanında olduğunu görüyoruz. Bu da üreticilerin kaybetmesi manasına geliyor. Normal yani bu. Evet. Valla temennimiz Özlem Bey, inşallah tez zamanda bu sıkıntıların çözümü için adımlar atılır. Yoksa tablo hiç de iyi görünmüyor. Giderek daha da sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyor ki zaten ekim alanlarının daralması, çiftçinin de bu işten elini ayağını çekmesi bunun aslında en güzel göstergesi. Siz de zaman zaman raporlarınızda bunu kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size Özlem Bey. Hakikaten çiftçinin bir anlamda sesi oluyorsunuz siz de. Sıkıntılarını duyurmada yardımcı oluyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyiciler tekrar selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar olsun.